Spor Toto Amatör Lig 5. gruptaki temsilcimiz Kapadokya Göremespor'un başkanı Hasan Hüseyin Çiner sezonun ikinci devresi öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek 1,5 yıllık süreci değerlendirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlk sezonları olmasına rağmen geçen sezon bölgesel amatör ligde iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Başkan Çiner, bu sezon öncesi hazırlık döneminde bekledikleri desteği bulamadıklarını ifade etti. Yapılan transferler ve gelecek planlamaları hakkında da bilgiler veren Hasan Hüseyin Çiner şu ifadelere yer verdi. Şimdi öncelikle tabii ki Kapadokya Göremespor Kulübü olarak geçen yılki Süper Toto Bal Ligi'ndeki ilk sezonumuzdaki süreçte iyi işler yapmaya çalıştık. Yapmak istediğimiz şeyler bazılarını gerçekleştirdik, bazılarını gerçekleştiremedik. Burada ligde yeni olmamızın çok büyük etkenleri vardı. Biraz tecrübesizliğimiz vardı. Çünkü insan hayatta da böyle bazı şeyleri yaşayarak, görerek tecrübe edebiliyor. Ama genel anlamda ilk yılda bir değerlendirme yaparsak, ilk yıl olmamıza rağmen başarılı bir sezon geçirdik. Yani ilk sezon olan bir takım için. Şimdi bunun üzerine tabii ki ikinci yılımızda da bunun üzerine koyup daha iyi şeyler başarmak istedik. Daha iyi şeyler yapalım istedik. Bu amaçla sezon başlamadan önce bunu yönetimle değerlendirdik ve daha sonraki girişimlerimizde maalesef hiç beklediğimiz şeylerle karşılaştık. O süreçte, yaz döneminde. Yani bir belirsizlik dönemi yaşadık. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz takımımız Göreme'de, belediyemizin otelinde, turist otelde kalmıştı. Tesisimiz olmadığı için. Orada bir belirsizlik oluştu. Oradaki işletmeciyle alakalı. Ve tabii ki tesis sorunu çok önemliydi bizim için. Yani hem tesis sorunu hem takımın maddi durumu derken yani takımın o dönemde lige katılıp katılmayacağı konusunda çok büyük belirsizlik vardı. Daha sonra bunları açtık. Hem tesis konusunda yani takımı tekrar toparladık. Bunları açtık ve istedik ki iyi bir takım oluşturalım. Yani geçen yıla nazarla daha iyi şeyler yapalım. Şimdi burada ama bazı destek beklediğimiz hem Nevşehir olsun hem Göreme'den olsun özel ve tüzel kurumlar ve kişilerden ilk anlamda istediğimiz desteği bulamadık. Bu da bizi bir belirsizliğe itti ve bunu da bu süreçte hep beraber yaşadık. Yani burada tabii ki en önemli konu maddi konular. Çünkü bizim bir sponsorumuz yok. Burada bunun çok büyük etkisini yaşadık. Aşağı yukarı bunu yaklaşık 11 kişi, 14 kişi gitmiş, 11 kişi gelmiş oluyor. Kadroyu biz toplamda 16-17 elimizde kendi altyapımızdan olan işte Enes gibi, Timuçin gibi, Hamza gibi genç kardeşlerimiz de var. Onlar da antrenmanlarımıza katılıyorlar zaten. Belki biraz hazırlıksız olabiliriz ama ben yine orada en iyi şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha sonra içeride yine Manyurdu maçımız var. İkinci maçımız. Daha sonra iki deplasmanımız var. Sorgun ve pardon içeri İdman Yurdu ve Sorgun. Yani ilk oynayacağımız bunlar da yukarıdaki takımlar. Hem içeri İdman Yurdu hem Sorgun. Yani oynayacağımız ilk dört maçın üçü deplasmanda olacak. Birisi de içeri İdman Yurdu maçı olacak. İnşallah maç maç bakacağız ve sezonu şehrimize, ilimize, beldemize, hepimize yakışır bir şekilde en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Allah yardımcımız olsun diyorum inşallah.